Efendim ben şimdi Mülkesin Hanım'ın yanına gidiyorum. Çünkü adını soracağım ne demek olduğunu çok merak ettim gerçekten. Efendim Ebru çok keyifli bir sanat. İşte o sanatı şimdi sizlerle birlikte göreceğiz. Videosu bile çok güzel ki biz şimdi stüdyoda bunun gerçeğini yapacağız. Hoş geldiniz Mülkesin Hanım. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Biz de bugün ki burada çok güzel örneklerini de getirmişsiniz gerçekten. Ebru ile eşarplar yapacağız öyle mi? Öyle. Ay inanılmaz başınızdaki de o değil mi? Evet ben aslında ipek boyamacısıyım ama ipek de ipek kumaşından ne deneyebiliyorsam deniyorum. Ebru'yu da bir 10 sene önce keşfettim. Klasik Ebru'cu değilim ben. Evet. Yani benimkisi ipek boyamacılığına giriyor. Modern bir Ebru'ya giriyor aslında alan Harika. Olarak. Yapalım mı? Eşarpları boyuyoruz ve sunuyoruz. Harika oluyorlar ama gerçekten orada birbirinden güzel örnekleri var ama nasıl yaptığınızı izleyicilerimiz de görsün. Burada bir tablamız var değil mi? Bu ne tekne. Diyorsunuz? Tekne, pardon. Hı-hı, tabla değil, tekne. Ne yapıyoruz bu teknenin içerisinde? İçinde kitre dediğimiz bir özel suyumuz var. Yapışkanlı bir su bu. Hı-hı. Boyayı üzerine attıktan sonra kumaşı koyduğumuz o kumaşta teknenin üzerindeki boya kumaşa yapışıyor. Aa çok ilginç. Ve onu aldığımızda bunları görüyoruz. Ay harika. Hemen yapmaya başlayalım. Çok heyecanlandım çünkü hakikaten çok çok güzel bir şey. Belli ki burada muhteşem renkler var. Aslında hani atölye ortamında belki daha rahat sonuçlar elde ederdik ama ben de burada elimden geleni yapacağım inşallah. Ay o yaparsınız Mülkesin Hanım. Bu arada isminiz Mülkesin Hanım'ın geleceğini öğrendiğimizden beri acaba adı ne demek diye merak ettik durduk. Ne demek? Mutlu varlık. Ay maşallah ne güzel vallahi hani insanı adı bile yeterince mutlu ediyor bence ne kadar güzel. Harika. Bu şimdi... Nasıl bir maviydi? Kum mor aslında. Ha bu yani mor. Birazcık parlament mavisiydi. O ilk denediğimiz daha turkuaz renklerdi. Bu evet. Morumsu bir renk ton. Hı-hı. Hani biraz da günün renklerini taşıyayım istedim. Doğru. Çok güzel. Yani teknemiz epey beklediğinden herhalde bir ortadaki elektrikten bir elektriklenme var onu söyleyeyim. Tamam. O yıldızlanmalar elektrik vardı. Çünkü buradaki ışıklar, aynen, elektrik ortamı her şeyi teknemizi etkiliyor. Yalnız videonuz çok güzel. Çok beğendik onu. Çekimler zor muydu? Evet. Tam televizyonculuğu gördünüz orada değil mi? Çok meşakkatli bir iş hakikaten. İki günümüzü aldı o çekimler bizim full sabahtan akşama kadar. Halbuki baktığımızda ne olacak ki? İki dakikada bitirdik biz onu. Değil mi? Aynen. Ama çekimler de öyle. Çok güzeldi. Bence yani İzledikçe de mutlu oluyorum yani. Haklısınız. Enem kabarıyor dermişim. Çok güzel. Ay bu çok güzel oldu ya. Şimdi bu eşarba geçecek öyle mi? Evet kumaşa ipek kumaş üstüne alıyoruz biz bunu ağırlıklı olarak. Farklı materyallerde denenebiliyor tabii Ebru'da. Hı hı. Ahşaptan tutun da seramiğe evet. kadar. Nefis görünüyor gerçekten.
Bir de renk geçişini çok güzel yapmışsınız. Ellerinize sağlık. Şunun aslında renk geçişi. Ben diğerinin devamını alacağım. Tamam. Boyanın kirlisini alıyorum. Bilinçli olarak bunu alıyorum. Çünkü renkleri birbirine yedirmek istediğim için. Aa, anladım. Fırçamı o yüzden yıkamıyorum. Normalde fırçayı temizleyip yıkayıp ondan sonra kullanıyorsunuz. Ama burada kontrastı sağlamak için aynen. Karıştırıyorsunuz. Harika. Ben müsaade istiyorum. Tabii. Ya burada bir ustalık var ya. Bakar mısınız şuna? Ve biz bu deseni sizlerle beraber, siz de izleyeceksiniz, bir ipek eşarba geçireceğiz. Ve ben yardım edeceğim. Evet, asistanımsınız. Evet, bugün evet. Ben zaten programın olduğu gibi asistanıyım. Mutfakta asistanım, burada iş yaparken asistanım. Ama çok güzel, biliyor musunuz? Yani hani sizler ekran başında izlerken, ben burada başında dururken gerçekten büyük keyif alıyorum. Çünkü bu çok kıymetli bir el sanatı aslında. Yani eşarba yaşıyorsunuz ve kaç zamanda öğrendiniz bunu siz? Ne kadar zamanda? Ya ben aslında ipek boyamacısı olduğum için ipekle ilgili haşır neşirlerim 25 seneyi falan buldu. Hı hı. O yüzden altyapıda da kara kalem resim var. Hı hı. Çok zorlanmadım ama yine de buna rağmen, bu kadar altyapıya rağmen Ebru'da hala öğrenmek istediğiniz ya da yakalamak istediğiniz şeyler oluyor. Bunu yaptıkça anlıyorsunuz, yaptıkça yakalıyorsunuz. Doğru. Yani öyle şöyle hani şu anda belki çok kolay görünüyor yaptığım iş ama o da bir süreç, bir zamanla bu hale geliyor. Bence hiç kolay değil. Valla kolay göründüğü de yok söyleyeyim Mülkesin Hanım. Çünkü yani hani ne kadar boya sıçrattığınız çok önemli. Şimdi ben ilk sıçratacak olsam olduğu gibi atabilirim. Siz küçük damlalar halinde atıyorsunuz. Ve yani o kontrastı sağlamak, o renk uyumunu yakalamak gerçekten oldukça güç. Ama çok güzel. Bir de büyük alanı kontrol etmek gerekiyor. Yalnız ne kadar güzel bir hediyedir bu ya. Evet. El emeği, göz nuru. Ne kadar güzel bir hediyedir gerçekten. Hele kendi yaptığınız birini. Valla ben sizin yerinizde olsam misafirle giderken eşarptan başka bir şey götürmem. Ama arkadaşlarım artık 20 yıldır doydular. Hiç doymasınlar yani. Valla bunlar el emeği, göz nuru. Bunun 50 tanesi de olsa hepsi birbirinden kıymetli bence. Çok hoş. Renkleri de çok güzel oldu bir kere. Nefis. Biraz dedik yılın renkleri, bu yıl çok mor tonları var biliyorsunuz. Evet. Sarılar, sarı çok teknede görünmez diye sarıya çok giremedim. Aslında sarı da yapayım diye düşünmüştüm evet, ama. Evet, bu sene canlı sarılar var. Sarı eşarplarda evet. Da var galiba. Öyle. Evet. Evet, şimdi boyamamızı bitirdik mi? Hemen hemen. Hemen hemen. Şuradan bir renk daha ekleyeyim mi şunu diye düşünüyorum da. Siz biliyorsunuz. Yalnız burada bir nizam var tabii ki. O renklerin geçişini eğer görüyorsanız o birbirine geçen renklerde bile bir uyum, bir ahenk var. Şimdi burada teknenin üzerine bir boyaların kendisiyle bir efekt vermeye çalışacağız. Bunu fırçanın tersiyle yapıyorsunuz. Hı hı. Ne kadar neden güzel. Ters? Aslında bız dediğimiz şu bızlarla yaparız ama tekne büyük, alan geniş. Bu sefer çok hani minik hareketler bize yetmez. Bız fırçanın, dediğiniz bunlar mı? Aynen. Onları çiçek yapımında kullanıyorum. O yüzden daha küçük. Fırçanın sapı biraz daha kalın, teknenin büyüklüğüyle orantılı. Evet. Çünkü buraya bir eşarp oturtacağız az sonra. Yalnız izleyicilerimiz için tam bir görsel şölen oldu bu. Çok güzel oldu gerçekten. Çok teşekkür ederim. Ben de ellerinize çok sağlık keyifli, gerçekten. Mutlu oldum davet edildiğim zaman. Bakın bir küçücük darbe ne kadar güzel bir şekil oluşturuyor. Yalnız nutkum tutuldu, konuşamıyorum izlemekten. Bunu oturun, böyle atölyenize gelin, ben sabahtan akşama kadar ben oturup bunu izleyebilirim yani. O kadar güzel. Ama siz oturtmayız. Ha, çalıştırırsınız değil mi? Kaderim bu ya. Program başladı, benim kaderim çalışmak yani. Oturtmayız. Çok hoş. Böylece o renkleri de birbirine geçirmiş oldunuz, yedirmiş oldunuz aslında değil mi? Evet. Ama aslında normalde ben bu tip bir desene çok çiçek girmiyorum. Hı hı. Fakat burada çiçek yapımını görelim derseniz şuraya bir sıra çiçek dizmek istiyorum. Ne dersiniz? Bir tane yapalım mı? İzleyicilerimiz de görsünler nasıl yapıldığını. Tamam. Vaktimiz biraz daralıyor çünkü. O yüzden hani nasıl yaptığınızı da görmek isterim. Ben de çiçeğimi koyacak uygun bir yer
arıyorum. Çünkü teknede şu anda bir dediğim gibi bir elektrik olduğundan. Evet. O zaman bu söylediğinizden şunu anlıyorum. Çalışırken aslında çalıştığınız ortam, tabii, mevsim, ısı, zaman, her ısı. Şey önemli. Evet, aynen öyle. Boyalar hassas boyalar çünkü, değil mi? Daha klasik olsun. Hı-hı. O boyaların dağılışını izlemek bile çok güzel. Çok hoş. Şimdi onlar çiçek haline mi gelecekler? Hı hı. Biraz daha renklendirelim. Bekliyorum merakla. Ama turuncu koyuyorsunuz, başka bir şey çıkıyor. Açılıyor ya. Aa, çok ilginç. Ve o ortası açılıp tamamen şeffaf hale geliyor. Her boya yok. Ona özel bir havaydı. Hı hı. Şimdilik biraz da çiçekler daha görünsün diye renk koyuyorum. Nazar boncuğu gibi oldu. Değil mi? Öyle. Zaten Ebru'da turkuaz en klasiktir. Öyle midir? Hmm. Özel bir renktir turkuaz Ebru evet, için. Evet, Ebru için özeldir. Şimdi şu rengi de koyarak bitirelim. Bu nasıl bir madde ki koyduğunuz boya bu kadar dağılıyor, bu kadar yerleşiyor, daha çok deniz oturuyor? Deniz kadayıfı özelliği var kitrede. Öyle mi? Hı, temelinde o var. Hmm. Şimdi ne yapacaksınız? İşte çok az da şu açık renkten koyup çiçeklerimizi artık şekillendireceğiz. Size atölyeyi alırsak Deniz Hanım çiçekleri yaptırabiliriz zamanla. Gerçekten mi? Hı hı. Bilmiyorum, ziyan etmek ister misiniz? Ah, çok güzel oldu bu. O civalı bir boya gibi, karışmıyor hiç birbirine ve kolay şekil alıyor, ilginç bir şekilde. Evet, ama boyanın kimyası ile ilgili çok bilgim yok maalesef. Alanıma da çok girmedi. Hmm. Çünkü biz bunları hani klasik ebrucuları bilirsiniz. Topraktan, tabii, süzerler, gül dalından, atkılından fırça, tabii, yaparlar. Tabii. O sanatın en öz hali. Bizimkisi biraz daha boyama kısmı. Kimyasal malzemelerle hazırlanmış boyamalar. Biz var olan malzemeleri kullanıveriyoruz hemen. Tembel işi. Ama eşarp boyadığınız için o da önemli herhalde, değil mi? Çünkü, tabii, çünkü eşarpta bizim, onu evet, tutması klasik, önemli. Aynen, klasik malzemeler kumaşa geçmiyor. Hı hı. Yani diğer objeler de aynen, ahşap olabilir, seramik olabilir. Ay, çok, tamam, güzel oldu. Tamam, şimdi bunu birlikte alalım sizinle. Şimdi bana yardımınız gerekecek. Evet, kolları sıvadım, ben hazırım. Hadi bakalım. Ne yapacağız şimdi? Tekneden alacağız. Attık Hülya Hanım. Evet, bu arada biz bu eşarbı bugün Hülya Hanım'a hediye edeceğiz, değil mi? Evet. Hülya Hanım. Hülya Hanım, bilmiyorum, benim ellerimde eşarp. Evet. İçim geliyor. İyi mi kötü mü bilemedim. Şurada ipliğimiz de var, şurada. Hı. Benim dünyam aldım gibi zengin oldu. Efendim? Çok güzel oldu. Benim dünyam gibi zengin bir eşarp olacak. Çok renkli oldu Hülya Hanım, çok güzel oldu. Bence bunu severek kullanacaksınız, morlar güzel. Evet. Bu iplikler bu Ramazan'da bunu çok kullanacağım ben. Ah, ne güzel. Şimdi ne yapacağız? Şimdi, bana söyleyin. Tek kumaşı ben ayarladıktan sonra kumaşın ortası değmeye başlayacak suya ve o değdikten sonra kıpırdamak yok. Yavaşça oturtuyoruz. Ya yani, Mülkesin Hanım, korkutmayın yani, beni. Şöyle yukarı kaldırmak yok. Yoksa yok, hare yapar. Tamam. Şimdi bismillah diyoruz ve değdirin. Güzel. Bırakıyorum. Bırakın, bırakın. Ay, ay. Çok stresli bir. Harika. Peki. Şimdi bu tarafa alalım sizi. Evet. Bana yardım edin, şunu alalım şimdi.
nasıl yapacağız? Çıkarıyoruz, çekeceğiz. Böyle çekerek. Hı-hı. Sonra öbür ucunu tutalım. Kendinize doğru çekin. Yani... Şimdi döndürelim. Şöyle. Bir dakika. Hı-hı. Bunu ne yapıyor? Tek şey masamıza alalım bunu. Alalım. Efendim kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Efendim gördüğünüz gibi bu muhteşem Ebru ve muhteşem lezzetlerle sizlere veda edeceğiz bugün. Ayşegül'cüm eline sağlık valla. Diyet toplar çok güzel olmuş. Ya ne demek olsun. Benimki güzel olmamış mı? Ya şimdi şöyle diyetisyen olmam sebebiyle çok sesimi çıkaramıyorum. Onları yayından sonra yiyeceğim. Afiyet olsun. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için hakikaten. Bu arada çayımız da hazırlandı şöyle. Mis gibi kokan bir çay. Ancak bu çay kurtaracak bugün bizi bu yemeklerden sonra değil mi? Evet. Ancak yağları atmak için. Yağları atmak için doğru söylüyorsun. Mülkesin evet. Hanım size de çok teşekkür ederim. Çok ben güzel oldu. Gerçekten. Bunu size hediye edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Memnuniyetle. Gerçekten çok özel bir desen oldu. Bugünün hatırası olarak ellerinize sağlık. Çok İyi günlerde kullanın çok inşallah. Çok iyi düşüncelisiniz. Çok sağ olun. Bir tane de Ayşegül Hanım'a rica edeceğim oradan ama olur mu? Tamam. Ha bir önce yaptığımızı mı verelim? Bir onu arşivime atayım. Ben genelde çekim yayınlardakini bir tane atıyorum arşivime. Tamam. Tamam. Peki. İnşallah. Tamam. Teşekkür ederim. Efendim artık huzurlarınızdan ayrılma vakti. Bugün güzel hanımlarla beraberdik. Çok güzel işler yaptık ama süremizin sonuna geldik. Yarın tekrar sizlerle görüşene kadar sağlıkla kalın. Ağzınızın tadı hiç bozulmasın. İsterseniz normal lezzetli tatlar yiyin. İsterseniz diyet tatlar yiyin ama lütfen mutlu kalın, mutlu yaşayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.